O gece 251 vatansever FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Vatanı için canını feda eden kahramanlar bugün de unutulmadı. Şehitlikler acı ve gururu bir arada yaşayan şehit yakınlarıyla doluydu. Tek kurşuna ikisi de vefat etti. Unutursak ve unutturursak kanımız kurusun. Vatan savasın. Bir daha böyle şeylerle fırsat vermesin devletimize. Hepsinin dilinden aynı sözler dökülüyor. Gözleri yaşlı, hikayeleri bambaşka. Kimi babasını ziyarete geldi, kimi kardeşini. Onlar 15 Temmuz kahramanlarının geride bıraktıkları. Aynı acı, taze acımız devam ediyor. 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleşen o hain darbe girişiminin tam 5. yılı bugün. O gece köprüyü kapatan tankların, yağan hain kurşunların üzerine giden tam 251 kahraman şehadete yürüdü. Onlardan biri de 3 çocuk babası İhsan Yıldız'dı. Kurtköy gişelerinde şehit düştü. Ortanca kızı Buse, babası vatan uğruna canını feda ettiğinde 9 yaşındaydı. Sen ne hatırlıyorsun o güne dair Buse? O güne dair fazla bir şey hatırlamıyorum ama eve geldiğinde hani çok kötü bir duygu. Hani babanı göremiyorsun sonuçta. Babana dair peki hatırladığın son şey ne? O zaman idrak edebildin mi mesela şehitlik nedir? Nasıl bir şeydir? O zaman idrak edemedim hani. Anlamıyorsun, sadece öldü gitti diyorduk ama ne zaman geçti anlıyorsun. Ama gurur verici bir şey. Yani bir şehitlik mertebesi herkes kolay kolay kazanamıyor. Üniformalı teröristlere geçit vermemek için, vatanın birliği için gözünü karartan kahramanlar bir gün olsun unutulmadı. Millet hakimiyetinin galip geldiği o gecenin seneyi devriyesinde 15 Temmuz şehitliği vatan sağ olsun diyen yakınlarıyla doldu. Vatanımızı korumak için şehit oldular bizler için. Geldik vatanımızı, milletimizi kurtaran şehitlerimizi Kur'an okumaya. Allah bunlara... Bunların yüzü hürmetine biz bu ayaktayız vatanımızın, milletimizin için. Allah bir daha bu acıyı bize yaşatmasın istiyorum. Bu ülkemize böyle bir hainlerin olmasını istemiyorum. Şehit kabirlerinin başı hiç boş kalmadı. Kur'an sesleri o gece olduğu gibi bir an olsun dinmedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ankara'da da şehitlikler doldu taştı. Şehit aileleri sabahın erken saatlerinde Karşıyaka mezarlığında 15 Temmuz şehitliğine geldiler. O zaman bir oğlum vardı, bir kızım vardı. İşte onu vatana şehit verdik elhamdülillah. Özlemim günden güne artmakta yani. Hiç geçmiyor acısı. Daha da derinleşerek devam ediyor. Ailelerin acısı ilk günkü gibi ama bu gurur veren bir acı. Gururluyuz, şerefliyiz ama acısı çok büyük. Kanımızın son damlasına kadar değil bir Murat, binlerce Murat, Mehmet feda olsun. Dualar edildi, karanfiller bırakıldı. Şehitlikte ziyaret gün boyu devam etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.